Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İskitap Festivali'nde okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarını imzalayan Perinçek, İzmirlilerle buluştu. Perinçek, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirtti. Türkiye'mizin güneydoğusunda PKK'nın iktidarda olduğu iller haritası mavi. Niye mavi boyadık? İster NATO mavisi deyin, isterseniz İsrail'in mavisi deyin. Hepsi mavi ama bizim Türkiye'mizin kırmızısı değil. Partisinin milli devlet bildirgesini ilk kez kamuoyuna sunan Perinçek, Amerika yeni dönemde Türkiye'yi AK Parti-CHP koalisyonuna hazırlıyor, dedi. Önemli Amerika planları var. Hazırlanan AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir büyük koalisyonda birleştirmek. Perinçek konuşmasında yeni koalisyonun temel amacının AK Parti'yi Amerika'nın maşa örgütleri PKK ve FETÖ ile yeniden buluşturmak olduğunu belirtti. MHP'yi ondan kopartarak AK Parti'yi de en sonunda CHP'nin müttefikleri olan PKK ile efendim FETÖ ile müttefik haline getirmek. Dolayısıyla PKK ve FETÖ'ye yeni mevziler kazandırmak. Türk Devleti'nin zaaf içinde olduğunu vurgulayan Perinçek, Türkiye'nin en temel meselesi güçlü devlet, güçlü hükümet, güçlü ordu ve örgütlü millet, dedi. Tabii güçlü devletin inşası güçlü hükümetle başlar. Hükümetin bugün yıpranmış olduğunu, otoritesinin zayıfladığını AK Parti hükümetinin görüyoruz. Bu programın sahibi var. Bu programın öncüsü var. Bu programın öncüsü, sahibi Vatan Partisi'dir. Söyleşinin ardından etkinliğe katılanlara Milli Devlet Bildirgesi dağıtıldı.